Geçtik bir sonrakine. Bir sonrakine. Ha. Bana verdiği ifadeyle üstteki denklem birbirine benziyor mu diye bakıyorum ama şöyle bir sıkıntı var. Bak burada x artı 1 var. Burada da x artı 1 var. Burada x artı 1 var. Burada x artı 1 yok. Ha. O zaman benim şöyle yapmam lazım. Abi bu x'in yanında 1 olması lazım. O zaman denklemin her iki tarafına 1 ekleyelim. Denklemin her iki tarafına bir ekleyecek olursam ne oldu o zaman bu? x artı 1 eksi 1 bölü x artı 1 o da eşittir. Ne oldu? 10'a mı eşit oldu? Bakın buraya da 1 ekledim. Burada zaten bir şey yoktu. Sağ tarafta da kaç oldu? 10 oldu. 10 oldu bu şekilde. Öyle değil mi? He. Benden istediği ifade ne? x artı 1'in parantez karesi aradaki işaretim ne? Artı 1 bölü x artı 1'in parantez karesi. Benim bunun yerine bir şeyler yazmam gerekiyor. X artı 1'in parantez karesi artı 1 bölü x'in parantez karesi eşittir neye? Bunu istersen ne yapabilirim bunun yerine istersen x artı 1'in ee, ne yapabiliriz? Bunu x artı 1, x artı 1 eksi 1 bölü x artı 1'in parantez karesi şeklinde yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Bu şekilde yazabilirim. Ama 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 ne oldu bu şekilde? Yanlış oldu. Neden? Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın bunu açacak olursanız, bunu açacak olursanız şöyle mi olur? X artı 1'in parantez karesi, birincinin karesi. Hadi ikincinin de karesini al. 1 bölü x artı 1'in parantez karesi geldi. Abi birinci ile ikincinin çarpımı var. Öyle değil mi? Birinci ile ikincinin çarpımı var. E, birinci ile ikincinin çarpımından eksi 2 çarpı x artı 1 çarpı 1 bölü x artı 1 gelmez mi? Ha, benim burada o zaman ne yapmam lazım? Şu ifadeden kurtulmam lazım. O yüzden ben buna ne yapacağım? Artı 2 tane x artı 1 çarpı 1 bölü x artı 1 ekleyeceğim. Çünkü bunun göbeğinde bu var. E bunu da ne yapacağım? Bunu artı 2 ekleyeceğim ki bunlar taraf tarafa birbirini götürsün. Geriye bu kalsın. Gördüğün gibi bu da buna eşit olsun. Ha tamam. Bu şekilde yaptığım zaman bakın ne geldi. Artık abi denklemde yerine koyması kaldı sadece. Bakın bunun yerine ben ne yapacağım? Şunun yerine 10 yazacağım. O zaman şöyle mi oldu? 10'un karesi oldu. Öyle değil mi? 10'un karesi oldu. O zaman ne yapmam lazım? Şuradan da bunları birbirleriyle götürürsem artı 2 gelecektir. Buradan da hop buradan da 102 geldi. Bunu arkadaşlar bu şekilde de yapabilirsiniz. İkinci bir yöntem göstereyim. Bak 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 bak. 2 kare toplamı yok mu güzel kardeşim? 2 kare toplamı olduğu için verilen toplam veya farkın parantez karesini alman gerekmiyor muydu? Evet. Birincinin karesinden x artı 1'in karesi geldi e, ee, birinci ile ikincinin çarpımından 2 iki çarpı x artı 1 çarpı 1 bölü x artı 1 geldi. Ve ikincinin karesinden 1 bölü x artı 1'in parantez karesi geldi. Bu da kaça eşit? 100'e eşit. Arkadaşlar şunu sadeleştirecek olursak bakın burada ne kalıyor? Eksi 2 kalıyor ki eksi 2 de karşıya atarsam artı 2 olarak geçecektir. Yani burada kim var? x artı 1'in karesi var. Artı 1 bölü x artı 1'in parantez karesi kime eşit? 102'ye eşit. Bu şekilde de soruyu çözebilirsiniz. Geçtik bir sonraki soruya. Şimdi bak. Ya bir kareli ifadenin, bir kareli bir ifadenin arkadaşlar sıfıra eşit olma durumu, sıfıra eşit olma durumu buradaki durum Arkadaşlar ancak ve ancak parantez kareli bir ifadede mümkün olabiliyor. Yani ne demek istiyorum? Yani bunu parantez kareli iki farklı yani parantez kareli ifadeler şeklinde yazman lazım. İki tane, üç tane, dört tane artık kaç tane varsa. Bakın burada ne var? A kare var. A ile ilgili başka kim var? Eksi 2A var. Bunları yanlarına yazıyorum. Sonra burada kim var? B kare var. Bir de B ile ilgili kim var? Eksi 6B var. Bir de yan tarafta ne var? artı 10 var. O da eşittir 0. Şimdi arkadaşlar hmm, bunun bunun benim bu ağlı ifadelerin olduğu yeri parantez kareli bir şekilde yazmam gerekiyor. O yüzden benim bunu ne yapmam gerekiyor? Açmam gerekiyor. Yani şöyle mi olacak? Birincinin karesi. Eksi. Birinci ile ikincinin çarpımın iki katı. Bak bu 2A olduğuna göre iki formülden gelen 2 A dediğin şey birinci sayı. A ve ikinci sayım o zaman kim? Bir. O zaman formülü uygulayabilmem için. Yani şöyle. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Ve ikincinin karesi şeklinde yazabilmem için. Burada artı birin karesi olması gerekiyor. Ha, bak bu neyin açılımı oldu? A eksi birin. Parantez karesinin açılımı oldu. Aynı şekilde yan taraftaki ifadeyi de açacağım. Bakın, ben burada ne yaptım? İkincinin yani parantez kare olabilmesi için ikincinin karesini ekledim. Yani hayali olarak ben buraya bir ekledim. Dikkat et, bu eklediğim şeyleri e, denklemden geri çıkartmam gerekiyor. Bir bakmam gerekiyor. Burada bakıyorum neler var? B kare var, birincinin karesi. Bu arkadaşlar 2 çarpı 3 çarpı B değil midir? 6B'yi ben açıyorum bak. 2 çarpı B çarpı 3 şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim bak. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımın iki katı. Ben 2'yi niye yazıyorum her seferinde? O formülden gelen 2 olduğu için. Bu formülden gelen 2. Bu zaten birinci. Abi ikinci sayı kim o zaman? İkinci sayıyı 3 o zaman. 3, 3. Ha, o zaman benim ne yapmam lazım? Parantez kare olabilmesi için ikinci sayının karesine ihtiyacım var. Ha, o zaman 3'ün karesi olması gerekiyor. Tamam. Ben buraya da hayali olarak ben buraya da hayali olarak kare ben buraya hayali olarak ne yapmış olduğum? 3'ün karesini eklemiş oldum. Tamam. Bu şekilde de bu ne oldu arkadaşlar? B B eksi 3'ün parantez karesi oldu. Bakın. Yani ben onu ne yaptım? Onun birini buraya, dokuzunu buraya olacak şekilde parçaladım. Bu da kaça eşitmiş? Sıfıra eşitmiş. Tamam. Bu şekilde parçaladım. Abi iki karenin toplamı ne zaman sıfıra eşit olabilir? İkisi de sıfıra eşitse. He, o zaman bunun sıfır olması için A ne kaç yazmam lazım? 1 yazmam lazım. Bunun sıfır olması için B yerine kaç yazmam lazım? 3 yazmam lazım. O zaman A çarpı B kaça eşit olacaktır? Hop çarpıyorum toplamayacağım. Cevabım 3 olarak bulunacaktır. Olay bu. Haydi bakalım. Geldik küp açılımın arkadaşlar. Binom açılımında küp açılımı. E, parantez küpün açılımı şu şekilde oluyor. Bakın A ve B var değil mi? A'nın e, derecesi 3 olduğu için A'nın derecesi 3. 2, 1 ve A yok. Bu şekilde ezberleyebilirsin. Bak sıra geldi B'ye. B yok. B'nin birinci kuvveti, B'nin ikinci kuvveti, B'nin üçüncü kuvveti. Ve katsayılar şu şekilde ilerliyor. 1, 3, 3, 1. Tamam mı güzel kardeşim? Yine aynı şekilde 1, 3, 3, 1. A'nın üçüncü kuvveti, ikinci kuvveti, A'nın birinci kuvveti, A yok. Ee, B yok, B yok. B'nin birinci kuvveti, B'nin ikinci kuvveti, B'nin üçüncü kuvveti. Ama 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 şu çıkartma işleminde aradaki işaret eksi olduğu zaman arkadaşlar sırasıyla artı, eksi, artı, eksi şeklinde yazılıyor. Buna dikkat edin. Tamam mı? Şimdi bakın. iki küp toplamı ve farkı ile ilgili şöyle bazı formüller var. Bunlardan bir tanesi. Bu bakın iki tane formül var. A küp artı B küp, A küp artı B küp aynı ifadeden bir tane daha var. İkisinin farklı açılımları var arkadaşlar. Bir tanesini şu çarpım şeklinde olan arkadaşlar çarpım şeklinde olanı bunu sadeleştirme sorularında kullanacaksınız. Şöyle toplama çıkartmalı işlemlerin olduğu ifadeyi de denklem sorularında kullanacaksınız. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız sorunu. Bakın sistem şu. A küp artı B küpün sadeleştirme formülü şu şekilde. Burada küpler yokmuş gibi düşün, ikisini topla. Sonra parantez kareymiş gibi, birincinin karesi, ile ikincinin çarpımının iki katı değil bak. O yüzden parantez kareymiş gibi diyorum, tamam mı güzel kardeşim? Burada iki yok, dikkat et ve ikincinin karesi. Aynı işlem aşağıda da geçerli ama bakın şöyle. Burada işaretlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Maalesef bunu ezberlemek zorundasınız. Artı ile başlıyorum. Yani burası artı ise diğerinin ortadaki ifadesi ne oluyor? Eksi oluyor. Buradaki ifadem eksi ise, bakın çıkartma ise burada da çıkartma yapıyorum. demek Küp yokmuş gibi. Sonra parantez kareymiş gibi. Burası eksi olduğu için ortadaki işaretim ne oluyor? Artı oluyor. Zıt işaretlisi oluyor. Tamam mı? Olay bu denklem şekline gelecek olursak denklem şekline gelecek olursak iki küp toplamının denklemi şu şekilde iki sayıyı topluyorsunuz bunun parantez küpü eksi birbiriyle çarpıyorsun 3 katını alıyorsun bir de topluyorsun tamam mı toplamlarının parantez küpü sonra birbiriyle çarpıyorsun bir de topluyorsun tekrardan Bakın işaret ne oldu? Artı, sonra eksi, sonra ne oldu? Artı oldu. Aynı şekilde aradaki işaretim eksi ise eksiyle başlıyorum. Sonra artı, sonra tekrar eksi. Burada çıkartma olduğu için ben de yine çıkartıyorum parantez küplü. Sonra ikisini top ikisini çarpıyorum ve tekrar çıkartıyorum. Gelelim sorularına sorularda daha iyi anlaşılır. Burada ne var arkadaşlar? Birin küpü var aslında. O zaman biz bunu hadi denklem şeklinde açalım. Denklem formülünde ne yapıyorduk? İkisini küp yokmuş gibi ikisini birbiriyle topluyordum. Sonra parantez kareymiş gibi. Parantez kareymiş gibi ne oluyordu? Birincinin karesi. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. İki yoktu ama dikkat et. Ve ikincinin karesi. Birinin karesini alırsam da ne olacaktır? Bir gelecektir. Bunu düzenleyecek olursak arkadaşlar bu aslında iki dediğin şey burada ikinin küpüdür. Bir de a küp var. O zaman burada ne var? 2A'nın parantez küpü var. Eksi. 27 yerine ben ne yazacağım arkadaşlar? 3'ün küpü yazacağım. Heh. Şimdi bunu açacak olursak. Şimdi bunu açacak olursak arkadaşlar. Hadi yine e, sadeleştirme formülüne uygun bir şekilde açalım. İkisini birbirinden. Aradaki işaretim çıkartma olduğu için. ikisini birbirinden çıkartıyorum. Sonra parantez kareymiş gibi. Birincinin karesi. 2A'nın karesini alırsam 4A kare olur mu? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını almıyorum. Sadece birinci ile ikinciyi çarpıyorum. 2A ile 3'ü çarparsam ne olur? Hop! 6A olur. Burası eksi olduğu için burayı ne yapıyorum? Artı olarak alıyorum. Sonra ikincinin de karesi. 3'ün karesinden de ne geldi? 9 geldi. Olay bu. Sistem bu güzel kardeşim. Tamam mı? Haydi bakalım. Geçtik bir sonraki soruya. Şimdi burada baktık arkadaşlar. X ve Y'nin toplamını sormuş. Abi x küp var, x x kare var, konuşamadım, x var ve x yok. Ha, bu binom açılımına benziyor sanki. Bak şimdi taraf tarafa toplarsam, x küp var, öyle değil mi? Sonra x kareli olanı yazalım, 3x kare y geldi, öyle değil mi? Sonra devam ediyorum, artı 3x y kare geldi, artı bir de kim var arkadaşlar burada? Y küp var. Sağ tarafta kim var? Bunları toplayacak olursam 27 gelecektir. Arkadaşlar şu verilen ifadeye baktığınız zaman görüyor musunuz? Birincinin küpü. Yani x küp, x kare, x ve x yok. Y yok. Y'nin birinci kuvveti, y'nin ikinci kuvveti, y'nin üçüncü kuvveti. O zaman abi bu x artı y'nin parantez küpü. Sağ tarafta ne var? 27 yerine ne yazalım? 3 üzeri 3 var. Bu üstteki dereceler aynı olduğu için tabanlar birbirine eşit olacağından hop x artı y kaça eşit oldu? 3'e eşit oldu. Devam ediyorum. Bakın işte denklem formülünü burada kullanacağız. Çünkü neden? Adam bakın denklemler vermiş. Sana bunun açılımını soruyor. x küp eksi y küpün açılımını soruyor. Neydi denklem formülü? Ben bunun arkadaşlar 2 küp farkının açılımını alacak olursak farkı demeyelim küp farkı e, diyelim. <laughs> Neydi? x eksi y'nin parantez küpüymüş gibi. Bakın parantezsizdi bu parantezliymiş gibi. Sonra buradaki işaret eksi olduğu için şimdi artı yazacağım. Sonra 3 çarpı bunların çarpımı çarpı bir de tekrar bunları birbirinden ne yapıyordum? Çıkartıyordum. Açılım bu şekildeydi. Tamam mı? Ha, o zaman ne oldu? x eksi y ye yerine kaç yazmam gerekiyormuş? Buraya ve buraya. 5 yazmam gerekiyormuş. O zaman bu 5'in küpü oldu. Artı şurası da 5 oldu. Şurada bir de 3 var çarpı x ve y'nin çarpımı yerine şuraya bakın kaç yazmam gerekiyormuş? 24 yazmam gerekiyormuş. 5'in küpünden burası kaç geldi arkadaşlar? 125 geldi. Buradan kaç gelecektir? Buradan da 360 mı gelecektir arkadaşlar? Buradan da 360 geldi. Topladığınız zaman ne geldi? 485 olarak bulacağız cevabımızı. Olay bu. Gördüğün gibi denklem verdiği zaman denklem açılımını uyguluyorum. Biliyorsun bununla ilgili iki farklı açılım var. Evet, burada ne yapacağız? Burada ne yapacağız? Hmm. Şimdi abi sadeleştirme sorusu değil mi bu? Sadeleştirme sorusu olduğu için benim bu küpü açılımını ne yapmam lazım? Sadeleştirme açılımı yapmam lazım. Ne yapıyordum? küpler yokmuş gibi yine ikisini birbiriyle topluyordum. Sonra parantez kareymiş gibi. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı ve ikincinin karesi. Yalnız bakın burası artıysa burası ne oluyordu? Eksi oluyordu. Böyle. Aşağıda ne var? Şu açılımı yapacak olursak birincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımının iki katından. Buradan ne gelecektir arkadaşlar? Eksi 2AB gelecektir. Artı. İkincinin karesinden de ne geldi? B kare geldi ve artı AB geldi. Öyle değil mi? Bakın, A kareyi yazdım. A kareyi yazdım. A kareyi yazdık. Tamam mı? Şimdi devam ediyorum. A kareyi yazdık. Şunu sileceğim. Eksi 2AB var, artı AB var. Burası o zaman eksi AB olmaz mı arkadaşlar? Düzenleyecek olursak değil mi? Eksi 2AB artı AB. Bir de burada kim var? B kare var. Artı B kareyi de yazalım mı buraya? Yazalım. O zaman burası ne oldu? mu şunu, şunu ben birbirleri de ne yapabilirim? Götürebilirim. Buradan ne geldi? A artı B gelecektir cevabım. Bundan ne yaptı? Birbirlerini götürdüler. Evet devam ediyorum. Haydi bakalım. Bana sorduğu ifadeye bakar mısınız? Şimdi verilen denklem bir şeye benzemiyor zaten. Bana sorduğu ifadeye bakar mısınız? Burada düzenleyecek olursam biraz daha. X küp var. Eksi. Burada 8 dediğin şey 2'nin küpü. Bir de aşağıda da x küp var. Bu da nedir arkadaşlar? 2 bölü x'in küpü. Öyle değil mi? Bana bunu soruyor. Ha. Bana sorduğu şey x küp eksi 2 bölü x'in küpü nedir diye sormuş bize. Abi iyi de. Şimdi yukarıya bakıyorum yukarıdaki denkleme. Benden istediği şeye benzemiyor ki. Yani burada 2 bölü x yok ki. Ha, o zaman benim benzetmem gerekiyor. O zaman şöyle mi olacaktır? Açalım. x kare eksi 5 x eksi 2 o da eşittir 0 ya. Benim 2 bölü x'i bulabilmem için her tarafı ne yapmam gerekiyor? x'e bölmem gerekiyor. x'ler birbirini götürdü. Burada da bir tane x'i sadeleştirecek olursak hop. x geldi eksi 5 geldi. Eksi 2 bölü x geldi o da eşittir 0. At 5'i karşıya x eksi 2 bölü x o da eşittir kaça eşit oldu? 5'e eşit oldu. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Şu açılımı yapmam gerekiyor. Yalnız ben burada neyi buldum? İkisinin farkının, şu ikisinin farkının kaça eşit olduğunu buldum. Ha abi denklem vermiş bana. Bunu soruyor. O zaman benim burada ne yapmam lazım? Denklem açılımı yapmam lazım. Bakın bunu tekrar yazıyorum. x küp eksi 2 bölü x'in parantez küpünün açılımı. Denklem açılımını nasıl yapıyorduk? İkisini yine birbirinden çıkartıp parantez küp şeklinde yazıyorduk. Öyle değil mi? Sonra aradaki işaretim eksi olduğu için şimdi artı oluyor. Bunları birbiriyle çarpıyorduk. 3 ile çarpıyorduk. 3 çarpı x çarpı 2 bölü x ve tekrar birbirinden çıkartıyorduk. Olay bu. Şimdi bakın zaten hani verilen ifadede verilen ifadede arkadaşlar ikisinin farkını bulduk. Çarpımını zaten direkt biz burada bulduk. Dikkat ederseniz kesirli ifadeler olduğu için arkadaşlar çarptığınız zaman zaten x'ler birbirini götürüyor. x eksi 2 bölü x yerine ne yazmam gerekiyor? Şurada 5. Buradan şekilde 5 yazacağım. O zaman ne oldu? 5'in küpü artı 3 çarpı değil mi? Sonra 2'yi yazıyorum. Sonra şuranın yerine de yine aynı şekilde 5 yazıyorum. 5'in küpünden 125 geldi artı. Burası kaç geliyor arkadaşlar? 10 çarpı 3'ten 30 gelecektir. Buradan da cevabım 155 olarak bulunacaktır. Ben tabii yine sallamasyon bir işlem yaptım. Tamam mı? Buradan da cevabım 155 olarak bulunuyor. Evet olay bu. Benzetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Maalesef benzetmeniz gerekiyor. Devam ettik arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın burada ne var ne var ne var. Yukarıdaki ifadeyi x kare artı x artı 1'i aynen yazıyorum. Bölü. Aşağıda ne var arkadaşlar? Mecburen ortak parantezi alacağım. Yani başka yapabileceğim hiçbir şey yok. X parantezini alırsam buradan ne gelir? 2X gelir. X parantezini alırsam artı 5 gelir. Bakın arkadaşlar burada ne var? Ee, burada X küp eksi 1'in küpü var. Öyle değil mi? Aşağıda ise aşağıda ise ne var? İkinci dereceden bir denklem var. O zaman benim ne yapmam lazım? Bakın x kare x ve x yok. O zaman bunu çarpanlarına ayırmam lazım. 2x, e x, e, bunu artı 5'e eksi 1 olarak ayırıyorum. Yani artı 5, yani büyük olanı artı yaptım çünkü e, ortadaki göbekteki sayının pozitif olduğunu gördüğüm için. Karşılıklı çarpacak olursam buradan ne geliyor? Artı 10x geliyor. Karşılıklı çarpacak olursam eksi x geldi. Buradan ne geliyor? 9x geliyor. Abi ortadaki ifadeyi vermedi ki. Vermedi. O zaman e, bunu ne yapmam gerekiyor? Bunu benim karşılıklı denediğim zaman gelmedi. O zaman çapraz bir şekilde deneyelim. Çapraz bir şekilde denediğim zaman eksi 2x geldi. Bunda bunu çarptığım zaman da artı 5x geldi. Topladığın zaman buradan da ne geldi? Artı 3x. Ortayı verdi mi? Verdi. Bakın çapraz bir şekilde sağlıyorsa sağlamayanları yanlarına yazmam gerekiyor. O zaman karşılıklı olarak yazacağım. Yani o zaman şöyle mi oldu? x eksi 1 çarpı yukarıda ne var? Pardon yanında ne var? 2x artı 5 var. Bunu yazdık. Yukarıda ne var arkadaşlar? Sadeleştirme sorusu olduğu için iki küp farkını sadeleştirme şeklinde açmam gerekiyor. O zaman nasıl açıyorum? X eksi bir çarpı parantez kareymiş gibi. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı ve ikincinin karesi. Bakın iki katını almıyorum dikkat et. Bölmeden dolayı arkadaşlar, burası bölme ya. Şurası bölme ya gördüğün gibi. Bunu ne yapmam gerekiyor? Ters çevirmem gerekiyor. Takla attırmam gerekiyor. O zaman takla attıracak olursam yukarıya x eksi 1 ve 2x artı 5 geldi. Aşağıya ne geldi arkadaşlar? x eksi 1 geldi. Bir de x kare artı x artı 1 geldi. Bu şekilde yazdık. Bunları arkadaşlar sadeleştirecek olursak, sadeleştirecek olursak bununla bu birbirini götürdü. x eksi 1 ile x eksi 1 birbirini götürdü. 2x artı 5 ile 2x artı 5 birbirini götürdü. Yukarıda 1 var. Aşağıda x var. Buradan da cevabım 1 bölü x şeklinde bulunacaktır. Olay bu. Tamam mı güzel kardeşim? Haydi bakalım devam. Bakın yine bir sadeleştirme var. Yine bir sadeleştirme var. Tamam. Burada bir sadeleştirme yapmam gerekiyor. Ee, burada arkadaşlar iki kare farkı var mı? x eksi y var. Bir de ne var arkadaşlar? x artı y var. Yukarıda bakın bir ifadem var. x kare artı x y artı y kare var. Tamam mı? A aşağıya geldik. Bakın size burada çok güzel bir hile hurda yöntemi göstereceğim. İki küp farkının açılımı var. Bakın ilk önce ne yapıyorduk? İkisini birbirinden çıkartıyorduk. Sonra parantez kareymiş gibi. Yani bunu hatırlamıyor olabilirsin devamını. Ya hocam ben burada arada x ve birbirinden çıkartıyordum ama sonrasını hatırlamıyorum diye düşünebilirsin. Hatırlama hiç problem değil. Tamam mı? Çünkü neden? Bunun devamındaki o açılım illaki yukarıda bir yerde vardır. Tık bunlar ne olur? Sadeleşirler. O yüzden bu kısmı hani unutmuş olsan bile hemen çaprazında bir yerde yukarıda aşağıda falan bir yerde illaki vardır. Bunu bulursun yakalarsın. Ama ben yine de risk atmanı istemiyorum. Tamam mı? Unutmuş olsam bile bu şekilde Hemen ha bu demek ki küp açılımının devamı deyip hemen sadeleştirebilirsin bu şekilde tamam mı? Hadi ben yine ezberledim. Ahmet Hoca çok iyi gösterdi. Neydi? Parantez kareymiş gibi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı. Ve ikincinin karesi. Bak birinci ile ikincinin çarpımı iki katı değil. Buna dikkat et. Sağ tarafta ise burada arkadaşlar paydaları eşitlemem gerekiyor. Bunu y ile bunu x de. Ha, o zaman burası ne oldu? Yukarıya y geldi yukarıya x geldi. Aşağıda her ikisinin paydası da x ve y'nin çarpımı oldu. Öyle değil mi? x ve y'nin çarpımı oldu. Bu şekilde yazdık. Ha, ne demiştik? Bakın bununla bu birbirini ne yapıyor? Götürüyorlar, sadeleşiyorlar. x eksi y'ler birbirini götürüyor. x artı e y'ler birbirini götürüyor. Ha, bakın yukarıda 1 kaldı. Yukarıda 1 kaldı. Bölü. Burada ne kaldı? 1 bölü x çarpı e y kaldı. Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevireceğim. Birileri sadeleştirecek olursam buradan da ne geliyor? X'e Y'nin çarpımı geliyor. Evet. Devam ediyorum. Haydi bakalım. Son sorumuz. Bakıyorum arkadaşlar burada verilen ifadeye. Hmm, abi bununla yukarıdaki ifadenin hiçbir alakası yok ki. Şimdi. Burada yani çok değişik değil mi alttaki denklem? Arkadaşlar bakın. Şu denklemi biraz daha toparlayalım. M üzeri 4 dediğin şey. M karenin tekrar karesi değil midir? Eksi 11 çarpı burada M kare yok mudur? Eksi bir de kim var? 40 var. Ha ben M kare gördüğüm yere M kare gördüğüm yere ne yazmalıymışım? M artı 5 yazmalıymışım. O zaman burası ne oldu? M artı 5'in parantez karesi. Eksi 11 çarpı m artı 5 oldu. Ve eksi 40 oldu. Parantez karenin açılımını yapacak olursam birincinin karesi. X kare yazdık salladık. Birincinin karesi m kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını alırsam ne olur? 2 katını alırsam 10 m olur. Artı ikincinin karesinden ne gelecektir? 25 gelecektir. Eksi 11'i karşıya atacak olursak şöyle dağıtacak olursak. Eksi 11'e Eksi 55 artı 40 geldi mi? Artı 40 nereden çıktı? Eksi 40 olacak o. Tamam mı? Abi tekrar m kare geldi. O zaman tekrar m kare gördüğüm yere şuraya tekrardan m artı 5 yazmam gerekiyor. Yazıyorum abi tekrardan. m artı 5 yazdım. Şurayı toparlayacak olursam biraz daha eksi m gelecektir. Burada ne var? Eksi 95 var. Artı 25'ten eksi 70 mi gelecektir? Öyle değil mi? Veya şöyle yap, bundan bunu çıkartırsan ne oluyor? Eksi 30, eksi 40 daha, eksi 70. Burada, ee, konuşamadım, bu ne biçim ses? <laughs> Burada meyler birbirini götürüyor. Aa, evet. O zaman ne oldu? 5 eksi 70'ten cevabı eksi 65 olarak bulunacaktır. Evet, çarpanları ayırma konusunda bu şekilde halletmiş olduk. Arkadaşlar, bizleri izleyin, izletin, takipte kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.